İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu 45 dakikada Cumhuriyet Bayramı öncesindeki son akşam bu. Bu 45 dakikada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sayın Erdoğan Toprak'la hem siyasetin hem de dünyanın genel sorunlarını konuşarak programı tamamlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi benim çok dikkatle izlediğim, çok beğendiğim siyasetçilerden birisiniz. Çünkü internet dünyasında, bilişim çağını Türkiye'de en iyi karşılayan isimlerden birisiniz. İnternet sitenizi her gün izlerim. Profesyonel habercilerin internet siteleri bu kadar hızlı değişmez, tazelenir. İkincisi Twitter'daki, o sosyal medya dünyasındaki tweetlerinizi, mesajlarınızı da sürekli izlemekteyim. Yani günü gününe dünyayı ve siyaseti yaşayan örnek bir siyasetçisiniz. O bakımdan sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yoğun bir emek var orada. Emeği geçen birçok arkadaşım var. Bir çalışma arkadaş grubum var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber bunu yürütüyoruz. Onlara da sizin yayınınız aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. İkincisi ben sizi yani Ecevit'le siyasete girdiğiniz günden beri izleyen vatandaşlardan biriyim, seçmenlerden biriyim. Çok genç bakan oldunuz. Çok genç milletvekili oldunuz. Ve o günden bugüne çizginizde her şeyi eleştirdiniz. İktidar da olduğunuz zaman muhalefet döneminde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısınız. Ama kişiliklerle asla uğraşmıyorsunuz. Hep olaylar, çok ciddi muhalefet ediyorsunuz. Ama kimseye hakaret ettiğinizi, kimseyle laf yarışına girdiğinizi görmedim. Bunun sırrı nereden? Ecevit'ten mi öğrendiniz bunu? Evet, ben iyi bir hocanın yanında yetiştim. Sayın Bülent Ecevit'in yanında yetiştim. Onu rahmetle anıyorum. Onun bize öğrettiği bir şey vardı. Önemli olan Türkiye'nin sorunlarıyla, yani sorunlarla uğraşmamız lazım. Onları çözmemiz lazım. Bizim kişilerle işimiz yok. Ben tüm siyasetçi arkadaşlarımın da bu ülke sorunlarını çözme yolunda gayret sarf ettiğine inanıyorum. Tabii. Ama çözüm noktalarındaki önerilerini, fikirlerini beğenmeyebilirim. Ve ben kendi fikirlerimin doğru olduğuna inanan bir siyasetçiyim. Onları o noktada eleştirme hakkını kendimde görüyorum. Öyle de olmalı bir siyasetçinin. Çözüm noktalarıyla meselelere bakış açısını ortaya koyarsa Türkiye'de de ve tüm çevrenizde de normalleşmeyi sağlarsınız. Hep Turan Güneş rahmetli konuşurduk. Yani demokrasinin tanımı üzerinde çok partili özgürlükçü demokrasi toplumdaki farklılıkları ortaya çıkardığı kadar toplumdaki ortak noktaları da vurgulayan meslek olmalı demişti. Şimdi onu düşündüğünüz zaman iktidar muhalefet arasında her zaman Türkiye'de gerginlik var. Fakat sonunda bakıyorsunuz ta 1950'den bu yana seçimleri gözden geçirdiğinizde vatandaşlar yüzer gezer oyları temsil ediyor. Yani bir seçimde birinci olmuş parti ertesi seçimde barajın altında kalabiliyor. Yani bir dönem birinci olmuş bir siyasi eğilim ileride marjinal duruma düşebiliyor. Ve oradan hissediyorsunuz ki Türkiye'de vatandaş siyasetten hizmet ve uzlaşma bekliyor. Aynı fikirde değil misiniz? Tabii ki ben katılıyorum. Yani ben vatandaşın sağduyusuna inanıyorum. Zaman zaman haksız rekabet de olsa siyasette eşit şartlarda rekabet edemiyoruz ne yazık ki. Çünkü biz muhalefet partilerinin hareket sahaları kısıtlı. Olanakları da kısıtlı. Bir de bunun Türkiye'deki medyanın belli bir baskı altında olduğunu düşünecek olursak muhalefet olarak sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz. Yani onu söyleyebilirim. Bazen kendi fikirlerimizi yeterince her yere yayamıyoruz. Veya bizim fikirlerimizin belli bir kısmı alıyor. Bütününü ortaya koyamadığınız zaman sizin o meseleye bakış açınız, haklılığınızı net ortaya koyamıyorsunuz. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu söylemek istiyorum. İktidarlar her zaman bu basını bu şekilde kullanabilir mi? Sanıyorum. Yani iktidar olmak. Sayın Varlas, iktidar olmanın avantajları vardır. Medyayı veya kamuoyunu yönlendirme gücü vardır. Gündem yaratma gücü vardır. Bunu kabul ediyorum. Tabii. Ama hiçbir dönemde medya bu kadar bir iktidarın tekeli altına girmedi. Yani ben o noktada baktığımda izlenebilirliğe bakıyoruz. Raporlar çıkıyor. O raporlarda iktidar partisiyle muhalefet arasında büyük uçurum var.
bizim haberlerimizin de olumlu tarafı değil, eleştiri tarafı veya parti içinde birbirimize herhangi bir eleştiride bulunmuşsak o çok ön plana çıkıyor. Ben şunun altını çizerek söylemek istiyorum. İktidarlar icraatlarıyla gündeme gelmeliler. Başarılarını medya yazmalı. Kendine yönelik, kendi tarafını tutan bir medya yaratmamalı. Medya objektif olmalı. Medya objektif olursa iktidarın eksiğini de ortaya koymuş olur. İktidarın eksiğini ortaya koyduğu zaman da bu da iktidara yapılmış en büyük iyiliktir. Doğru söylüyorsunuz. Aynı fikirdeyim. Yani bu tartışılmaz bir gerçek. Muhalefet gibi özgür basında demokrasinin vazgeçilmez unsuru. Fakat mesela siz politik hayatınızda, siyasi hayatınızda bir tabloya tanık oldunuz. Rahmetli Bülent Ecevit Başbakan. Şimdi aynı medyanın Bülent Ecevit hakkında yok kemikleri kırılıyor, yok yemek yiyemiyor, yok tırnakları uzuyor diye kasıtlı yayınlar yapıp Bülent Ecevit'i adeta yok etmeyi amaçladığını yaşadınız değil mi? Bakan da... Üzülerek gördüm. Yani o süreci üzülerek izleyen bir siyasetçiyim. Medyanın görevi bu olmamalı. Yani aslında sorun galiba siyasette değil medyada. Tabii ki şimdi medya aslında siyasetçiye yön veren, disipline eden, siyaseti yanlışını ortaya koyup kamuoyuyla paylaşıp kamuoyunu siyasetçiyi bir noktada o hatalarından caydırabilecek bir mekanizmadır. Siz o mekanizmayı ortadan kaldırırsanız siyasetçiye o kadar pervasızca bir alan açarsınız ki o siyasetçi gün gelir kendi atasının altında kalır. Bugün Türkiye'de yaşanan o ne olursa olsun padişahım çok yaşa diyen bir medya yapısı kuruldu. Veya belli bir medya organı baskı altına aldı. Bunu çok tehlikeli bulurum. Ben iktidar milletvekillerine şunu söylüyorum. Ben hükümetin en iyi dostu benim diyorum. Güldüler, neden dediler? Çünkü ben hatanızı söylüyorum, siz de hatanızı tamir ediyorsunuz. Ama siz öyle yapmıyorsunuz dedim. Yani hükümete, başbakana, padişahım çok yaşa diyorsunuz. Ne yaparsa yapsın siz en iyisini bilirsiniz diyorsunuz. Bu başbakana kötülük dedim. Böyle bir espri oldu aramızda. Doğru söylemişsiniz ama yani iktidar ve muhalefet olmanın farkı o galiba. Eğer iktidardaki bir partinin milletvekiliyseniz başbakanla kavga ettiğiniz takdirde bakan olamazsınız, yeniden seçilemezsiniz. Galiba işin kuru tabiatında bu var değil mi? Şimdi tabii ben muhalefeti Sayın Barlas sırf eleştiri üzerine yapılmış bir muhalefeti doğru bulmam. Çünkü biz muhalefet partileri eleştiri yaparken çözüm yollarında sunmalıyız. Çünkü halka demeliyiz ki ey vatandaş bakın iktidar partisi şu hatayı yapıyor. Şurada hatalı. Aslında doğrusu bu. Yani yol gösterici muhalefeti de bizim ortaya koymamız lazım. Türkiye'de yapılması gereken bu. Yol gösterici muhalefet. Mesela siz izlediğim kadarıyla somut dış politikayla çok iç içesiniz. Türkiye'nin dış politikasını, dünyadaki gelişmeleri çok iyi izleyen bir siyasetçisiniz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa Suriye politikasında size göre ne tür değişiklik yapılmalı? Yani bir kere Suriye'nin iç işlerine müdahale etmezdik. Suriye politikasını bu noktaya getirmezdik. Suriye'de evet demokrasi konusunda sorunlar var. Kabul ediyorum. İnsan hakları konusunda sorunlar var. Evet bunu da kabul ediyorum. Ama bunun çözüm noktası Suriye'nin iç işlerine müdahale etmek değil. Bunun çözüm noktası Birleşmiş Milletler nezdinde girişimde bulunup Türkiye'nin bu noktada yaptırımı olmalı ve orada oyunu, kulisini, işte lobilerini oluşturmalı. Ama geldiğimiz noktaya bakın. Suriye'de 100 bin tane insan öldü. 600 bin tane mülteci var. Sadece Türkiye'nin içerisinde. Evet. Bu olay insani boyut. Yani 100 bin insan ölmesi ne demek? 600 bin tane mültecinin sadece Türkiye'de olması ne demek? Yani onların 200 bin tanesi kamplarda, 400 bin tanesi sokakta. Ben Antep'e gittim. Antep'te insanlar rahatsız. Hırsızlıklar almış başını gidiyor. Olaylar almış başını gidiyor. Gasp var, her türlü şey var. Bu olayın bir boyutu. Bir başka boyutu ise bizim Suriye ile kapılarımız kapandı. Suriye ile kapılarımız kapandı diye Türkiye'nin o bölge üstünden 11 tane ülke ihracatı vardı. 11 tane ülkeyle kapıları kapanmış demektir. Orada %40 ticarette geriye düştük. Şimdi Türkiye işsizliğin yaşandığı, bütçesinin açık verdiği bir ülke. Türkiye'nin böyle bir lüksü yok. Yani komşularıyla kavga ederek, komşularıyla bilek güreşi yaparak bir yere varamaz Türkiye. Türkiye'nin
Milli politikası da bu değil. Şu andaki izlenen politika Türkiye'nin dış politikası değil. Hükümetin dış politikası. 57. hükümette biz bunu gördük, bu sıkıntılar. Bugün yaşanan olay AKP iktidarının, hükümetinin dış politikası ve bu yanlıştır. Bir başka nokta daha var. Türkiye Suriye'de özgürlük mücadelesini verecek insan bulamamış olacak ki gidip Afganistan'dan bir sürü insan ithal ettik, terörist ithal ettik. Türkiye'de belli yerlerde eğitildiği söyleniyor. Cebine pasaport ve para konduğu söyleniyor. Bugün orada El-Kaide ve El-Nusra terör örgütü cirit atıyor. Şimdi bunlar çok ciddi iddialar. Bunları mesela Dışişleri Bakanı'yla konuşmak imkanı yok mu? Ama bunu defalarca söyledik. Biz ortada söylemek ayrı, bir de Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın istikbalin iktidarı. Evet. Yani bir görevi devraldığınız zaman bir takım şeyleri de miras alıyorsunuz. Bunu Dışişleri Bakanı ile konuşmak, diyalog kurup bu yanlıştır, bu doğrudur ya da bu gerçektir, değildir diye soruşturmak imkanı yok. Haklısınız. Bunu defalarca iktidar yetkililerine biz bu mesajlarımızı ilettik. Yani Türkiye büyük bir devlet. Türkiye'nin terör örgütleriyle iş tutması çok yanlış. Türkiye bugün geldiği noktada o Afganistan'da, Çeçenistan'da belli bölgelerden gelen teröristlerle bugün çarpışma noktasına geldi. Bugün Ceylanpınar'da bir tane vatandaşımız öldü. O bölgede o terör örgütü, evet, Suriye'den düşen bir bomba. Peki niye biz bu noktaya geldik? Yani bizim komşularımızla iyi ilişkilerimiz varken niye savaş noktasına geldik? Türkiye'nin en büyük hatası başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etmesidir. Yani AKP iktidarının. Yalnız rahmetli Ecevit şey derdi yani, Irak konusu o sırada da şeydi. Tarih ve coğrafya bizi bu komşuluklara mahkum etmişlerdi. Yani Suriye'nin içinde iyi geçinmek diyorsunuz, Suriye'nin yönetimi kendi halkıyla iyi geçinemezken komşusuyla nasıl geçinecek? İşte 600 bin mülteci. Yani çok zor bir coğrafya değil mi? Şimdi ben kabul ediyorum. Ama bir şeyi de unutmayalım. Türkiye Atatürk'ün çizdiği yurtta sulh, cihanda sulh politikasıyla 90 yıllık işte kuruluşundan bugüne 90 yıldır bu coğrafyada huzur içerisinde yaşıyoruz komşularımızdan. Yani 90 yıldır biz huzur içinde yaşarken ne oldu da 2011'de birden Suriye ile bağlarımız kopma noktasına geldi ve savaş noktasına geldik. Yani Türkiye'nin böyle veya AKP hükümetinin izlediği yanlış politikayla bu noktaya geldik. Bu politikadan hızla vazgeçilmeli. Ben bundan 2 ay önce Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'yla Irak'a gittik. Bakın Irak'a söylenen şuydu Sayın Barlas. Dedi ki biz Türkiye tüm kapılarımızı açıyoruz. 10 yıl içerisinde de 500 milyar dolar gibi bir yatırım politikamız var. Buradaki müteahhitlik hizmetlerini %70'ini Türkler yapıyor. Türk iş adamlarından memnunuz. Yaptığı işleri de gerçekten başarıyla yapıyorlar. Biz bunlara sonsuza dek kapımızı açıyoruz ama Türk hükümeti kapıdan girmek yerine pencereden giriyor dedi. Buna gerek yok. Pencere kuzey. Hayır, şunu kastetti. Yani terör örgütleriyle giriyor dedi. Yakaladığımız El-Kaide militanlarının birçoğunda aldığımız sonuç Türkiye'den geldiği yönde. Şimdi böyle bir şey Türkiye hükümetine yakışır mı? Yani Türkiye terörist ihraç eden bir ülke konumuna gelmeye kimin ne hakkı var bu noktaya getirmeye? Bizim yapmamız gereken siz şu. Siz bunu bir iddiadan öte somut kanıtlara bağlamış şey diyorsunuz. Biz bunu dışişlerine de bildirdik. Tutanaklara da bildirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bunu ilettik. Türkiye'nin acilen bu dış politikadan vazgeçmesi lazım. Yayılmacı politikadan vazgeçmesi lazım. Türkiye komşularıyla iyi ilişkiler kurup, iyi diyaloglar kurup Türkiye'yi bir noktaya taşımamız lazım. Ticaretle büyümemiz lazım. Türkiye 1980'de Irak-İran savaşında 9 yıl sürdü o savaş. O 9 yılda Türkiye o kadar dengeli bir politika izledi ki her iki ülkeye de ihracatını yaptı. Her iki ülkede de sözü geçen bir devlet olarak kaldı. İç işlerine müdahale etmedi. Ama biz ne yaptık? Irak'ın iç işlerine müdahale ettik. Haşimi'yi tuttuk. Maliki'yi devre dışı bıraktık. Maliki başbakan olunca ilk iş Türkiye ile ticaret hacmini sıfırlama noktasına gitti. Gittiğimizde bunu gördük. Türk müteahhitlerle Sayın Kılıçdaroğlu toplantı yaptı. Türk müteahhitler perişan durumdaydı.
Türk müteahhitler bize iş vermiyor dediler. İşçilerimize vize verilmiyor dediler. Bizim hareket sahamız daraldı dendi. Şimdi bu politikayla Türkiye'yi büyütmemiz mümkün değil. Ben burada sizin aracınıza hükümet yetkililerini de uyarmak istiyorum. Bizim komşularımızla bölge merkezli bir dış politika oluşturmamız lazım. Bakın Türkiye'ye yakışmıyor. İran'dan nükleer şeyden silah konusundaki dünya baskısına biz karşı durduk ve İran'ın yanında yer aldık. Sonra ne yaptık? Kürecik'teki kurduğumuz radar sistemiyle İran'la kavgalı noktaya geldik. Irak'la kapılarımız neredeyse kapanma noktasında. Şimdi ne diyorlar? Gelin Bağdat'a, yani bizim ayağımıza gelin, özür dileyin. Sonra biz tekrar ticaret hacmini açarız, ilişkilerimizi geliştiririz diyorlar. Suriye ile gelinen noktaya baktığınızda işte vahim bir noktaya geldik. Ve şu anda Suriye ile aynı potada mücadele ediyoruz, biliyor musunuz? Yani Suriye şu anda El Nusra örgütü ile savaş halinde. Evet öyle. Biz de savaş halindeyiz. Esad'la Türk hükümeti aynı noktada şu anda. Şimdi bu söyledikleriniz aslında bence bizim demokrasinin sağlığının göstergeleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir alternatif dış politikaya sahip. Bu o anlama geliyor değil mi? Diyelim ki yarın genel seçim oldu, iktidar değişti. Dışişleri Bakanlığı koltuğunda siz oturdunuz. Şu anda Suriye ile bütün ilişkileri ters yüz edip yeni bir zemine oturtursunuz, öyle mi? Anlamam gerekiyor. Sayın Barlas, eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa, ki 2015'teki hedefimiz iktidar olmak, Türkiye'nin eski milli politikasına, yani AKP iktidarından önceki milli politikasına geri döneceğiz. Atatürk'ün bize emanet ettiği yurtta sulh, cihanda sulh politikasına geri döneceğiz. Şu anda yapmacık olarak dışişlerinin başında olan bir bakanımızın uyguladığı politikayı yırtıp çöpe atacağız. Komşularımızla savaş istemiyoruz. Komşularımızla ticaret yapmak istiyoruz. Komşularımızın 100 bin kişinin ölmesini istemiyoruz. Diğer ülkelerin komşularımızın iç işlerine müdahale etmesine de alet olmak istemiyoruz. Çünkü orada bakın Irak perişan oldu. Milyonlarca Iraklı o bölgede perişan. Binlerce Müslüman kadına tecavüz edildi. 4000 tane yakın doktor öldü o bölgede. Şimdi Irak örneği varken Suriye'de niye biz böyle bir şeye kalkışıyoruz? Suriye'deki olaylar bizim yüzümüzden başlamadı herhalde. Biraz bizim yüzümüzden başladı. Yani Esad'ın halkıyla kavgası bizim şimdi yüzümüzden. Şimdi bakın Esad'ın demokrasiyle sorunu var. Demokrasiyi oraya götürmek isteyen o konsorsiyumda kimler vardı? Türkiye, Katar, Suudi Arabistan. Sayın Barlas, televizyonunuz aracıyla vatandaşa sormak istiyorum. Yani Suudi Arabistan'da demokrasi mi var? İnsan hakları mı var? Katar'da insan hakları mı var? Demokrasi mi var? Yani bunu bırakalım. O ülkelere girdiğiniz zaman, o iş tuttuğunuz ülkelerde bu yok. Pardon, bir şey soracağım. Yani Arap Baharı denilen olay Tunus'ta başlayıp Mısır'da alt üst eden o rüzgar, bu Suudi Arabistan ve Katar'ın ve Türkiye'nin yarattığı rüzgar mıydı? Yani bir bölgeyi sarsan bir fırtına yaşadık. Başka bir olay da var herhalde. O bölgelerde yaşanan olay, tabii ki ben Arap ülkelerine demokrasi gelsin isterim. Gelemediği, hayal kırıklığı olduğu ama Suriye olayının başını çeken yapı Türkiye'den çıktı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, bakın eğer doğru olsaydı Suriye olayı nereye gitti? Yani Suriye'de şu anda dünya devletlerinin Türkiye'nin arkasında desteği var mı şu anda? Yok. Ve Türkiye açığa düştü burada. Haklısınız, yani bu zaten genel eleştiri bu. Yalnız şey dediniz, bakın Atatürk'ün bıraktığı yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk 1938'de vefat etti, aramızdan ayrıldı. 1938 sonrasındaki dünyaya baktığınız zaman bir dünya savaşı var. Bu dünya savaşının bölgemize yansıması, mesela Bulgaristan'ın, Azerbaycan'ın komünist olmasına kadar uzanan bir bloklar arası savaş. Türkiye soğuk savaşın uç beyi konumuna geldi. Yani Suriye'de Sovyet rejimine dayalı bir yönetim vardı. İşte Hafız Esad, yani şimdikinin babası. Yani dünyada çok değişti. Tabii ki yurtta sulh, cihanda sulh. Ama o kadar değişken bir dünya ki, yani soğuk savaşı yaşarken birdenbire Sovyetler Birliği'nin çöktüğünü gördük. Yani Atatürk'ten beri çok şey değişti.
tabii temel ilke yurtta sulh, cihanda sulhtür. Ama yani bir politikayı statik tutabilir misiniz? Suriye, yani Abdullah Öcalan o zaman PKK'yı yönetirken Suriye'de üstleniyordu. Bizim kara kuvvetleri komutanı gitti Suriye'yi. İşgal ederiz de yani çok değişen bir şey. Çok var. Haklısınız. Ama şunu da unutmayın. Çok önemli bir laf vardır. Savaş mecbur olmadıkça yapılırsa cinayettir denir. Doğru. Bu bir. Abdullah Öcalan'ın Suriye'de üst kurduğunu, 30 bin tane o dönemde vatandaşımızın ölmesine sebep olduğunu biliyoruz. Biz bunları biliyoruz. Ama biz Hafız Esad'la veya Beşer Esad'la tatile çıkmadık. Sayın Başbakan çıktı. Yani bunları bile bile çıktı Sayın Başbakan. Vizeleri Sayın Başbakan kaldırdı. O zaman da Abdullah Öcalan'ın oradan çıktığını bilmiyor muydu Sayın Başbakan? Şimdi vizeleri kaldıracaksınız. Beraber eşlerinize tatil yapacaksınız. Ortak baraj temeli atacaksınız. Ondan sonra da birden demokrasinin olmadığı, insan haklarının olmadığını söyleyeceksiniz. Şimdi dış politika ne bu kadar çok samimi girift eşlerle tatil yapmayı kaldırır, ne de bu kadar komşunun iç işlerine müdahale noktasında savaşı çığırtkanlığı yapmayı kaldırır. Doğru söylüyor. Yani temelde bütün söylediklerinizle katılıyorum. Biz onu söyledik. Yani şimdi evet Suudi Arabistan veya Katar'ın belli sorunları olabilir Suriye ile. Ama benim Suriye ile temel bir sorunum yok. Sıkıntılarım var. Mesafemi koyarım. Belli Hatay sorunum var. Birçok sorunum var. Abdullah Öcalan orada barındırmıştır. Biz bıçak kemiğe dayandı deyip oraya ya bize bunu teslim edersiniz ya müdahale ederiz demişizdir. Çünkü bizim o dönemde böyle bir mecburiyetimiz var. Çünkü terör oradan yönlendiriliyordu. Peki şimdi ne var? Şimdi bir şey yok. 600 bin mülteci var mesela. Bunlar Türkiye'de 600 bin tane mülteci, 600 bin tane canlı bomba demek. Kapıları ya, kapasak mıydı? Şimdi bakın gelinen vizeleri kaldırma noktasına geldik. Sınırları açtık. Bugün AKP hükümetinin yanlış politikası kendilerinin o sınırda duvar örmesini öngörüyor. Ya böyle bir noktaya niye geldik? Peki aynı şeyi Ürdün'de yapacak mı acaba? Ürdün'de de 700 bin mülteci var. Lübnan'da da 600 bin mülteci var. Yani çok talihsiz bir coğrafyada çok değişken olayların kurbanıyız galiba, değil mi? Böyle bir olay ama işte var. Bu coğrafyada çok akıllı siyaset izlememiz lazım. Doğru. Akıllı bir dış politika izlememiz lazım. Yani beni Lübnan ilgilendirmiyor. Beni Türkiye ilgilendirir. Siyasette şöyle bir kural vardır. Devletlerin dostu düşmanı yoktur. Devletlerin çıkarları vardır. Benim çıkarım Suriye ile savaşmayı gerektirmiyor. Ama ben kişiselleştirirsem, oraya kendi kişisel egomdan dolayı savaş noktasına gelirsem, Türkiye o zaman batağa girer. Türkiye'nin şu anda o bölgede güvenliği yok. Bakın eskiden Sayın Marlas, Türk insanı, Türk vatandaşlarımız Lübnan'da, Mısır'da birçok yere seyahat ederlerdi. Can güvenliği sorunu var mıydı? Kaçırılma tehlikesi var mıydı? Yoktu. Ama bugün her Türk vatandaşı potansiyel bir kaçırılmaya aday bir kişi. Bu duygu var sizde yani. Veya bu duygu bilgi var ve bunun örneği var. Yani iki tane Türk pilot kaçırılmadı mı? Yani onlar niye kaçırıldı? Türk olduğu için kaçırıldı. Şimdi ben bundan sonra Lübnan'a, Ürdün'e, Mısır'a, Irak'a veya diğer ülkelere nasıl Türk vatandaşlarımı turist olarak gönderirim? Onu kapattık. Turist olarak gitmesinler. Gezmesinler varsın. E peki benim canını dişine takmış iş adamlarım var. Küçük ve orta ölçekli sanayicim var. O bölgeye gidip ihracat yapıyor. Çünkü bizim yüksek teknoloji ülkesi değiliz. Düşük iş gücüyle üretim yapan bir Çin, Endonezya'da değiliz. Bizim atölyesinde malını o bölgeye satan bir iş adam grubuna sahibiz. Ya bu insanlar, bu iş adamları o bölgede nasıl serbestçe dolaşacak? Peki Türkiye'nin başına bu belayı kim açtı? Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin başına bu belayı açan hükümet. Hükümetin bu politikadan vazgeçmesi lazım. Tekrar bölge merkezli, komşularıyla iyi geçinen bir devlet politikasını izlememiz lazım. Anlıyorum, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin alternatif politikası bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de geçtim. Bakın ben parti politikasına saygı duyuyorum. Evet, politikamız bu. Ama Türkiye'nin politikası bu idi. Bundan sekmeler oldu.
ve devletleri iç işlerine müdahale ettik. AKP'nin 11 yıllık politikasındaki yanlışlığı ben böyle görüyorum. Bakın eskiden Orta Doğu coğrafyasında Türkiye itibarı olan hakem devletti. İsrail ile Filistin arasında birçok sorunda Türkiye arabuluculuk görevi yaptı. Sizin verirseniz bir reklam arasından sonra bu konuya devam edelim. Çok en ilgi çekici konuya geldik. Filistin. Evet sayın izleyiciler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Sayın Erdoğan Toprak'la birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Toprak'la birlikte özellikle dış politikanın eleştiriye konu edilen noktalarını ele almaya devam ediyoruz. Sayın Toprak, şimdi bu Türkiye'nin Suriye'ye, Irak'a dönük, İran'a dönük dış politika tutumunu çok sağlıklı biçimde eleştirdiniz. Yani demokrasi nereden bu zaten? Siz yapılan işlerde kendinize göre yanlışı gösterin ki iktidarda hatası varsa düzelsin. Ya da benim yaptığım doğru diyorsa bunun cevabını zaten her zeminde vermek imkanına sahipler. Şimdi isterseniz Filistin meselesini konuşacaktık. Türkiye'nin Filistin'de İsrail'le aracı olması durumunu falan da buharlaştığından söz ediyorsunuz. Burada galiba bir önemli faktör var. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk dış politikasındaki yeri de şu anda çok tartışılıyor. Acaba Amerika'nın İran'la yakınlaşması neyi etkiliyor? Amerika'nın Suriye'de Rusya ile işbirliği yapması Orta Doğu politikasını değiştirdi mi? Obama'nın kendi ülkesinde duruma hakim olamaması, yani kongredeki çoğunlukla azınlığın kavgaları Obama'yı acaba çok zayıf duruma düşürdü. Ve önümüzdeki hafta sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu Amerika'yı ziyaret edecek. Ve daha önce de siz gideceksiniz değil mi? Evet. Kasım ayında. Evet, Kasım'ın sonunda Sayın Kılıçdaroğlu gidecek. Önümüzdeki salı günü ben gideceğim. Siz bir ön çalışma yapacaksınız herhalde. Evet, orada temsilciliğimiz var. Hem onu ziyaret edeceğim. Belli çalışmalara bakacağım. Sonra Sayın Genel Başkanımız gelecek. Şimdi Türkiye bugüne kadar dış politikada bölgede tek ülkeydi, alternatif ülkeydi. Ama şu anda gördüğüm bir atak var. İran bu noktada rol almak istiyor. Türkiye'nin kendi dış politikasını tekrar çeki düzen verip kendi ittifakıyla akılcı bir politikayı tekrar izlemesi lazım. Yani İran Amerika'nın yanında Türkiye'nin yerine mi yer alıyor? Ona oynuyor. Ve bunun işaretleri var. Bu işaretleri de görüyoruz. Yani İran Cumhurbaşkanı'nın mesajları, iyi niyet mesajı, Amerika'nın da bu konudaki yaklaşımı, bu flörtünü görüyoruz. Türkiye tekrar bu noktadaki kaybettiği o pozisyonu geri yaratması lazım. Amerika'ya daha yakınlaşmalı Türkiye, İran yerine. Öyle mi demek istiyorsunuz? Tabii tüm dünya ülkeleriyle. Yani biz Avrupa Birliği'ni de karşımıza aldık. Yani Türkiye'nin biraz daha dış politikada akılcı bir rol üstlenmesi lazım. Bakın ben demin kesilirken bir şey anlatmak istedim. Türkiye eskiden Filistin ile İsrail arasında arabuluculuk görevi vardı. Ve bir noktada o masada olan bir ülkeydi. Ama şu anda Türkiye'nin izlediği o bölgedeki yanlış politika, bırakın Filistin ile İsrail arasındaki o rolü, Filistin'i de ikiye böldük. Filistin'de Hamas'ın yanında yer aldık, El Fethi'yi dışladık. Yani bu politikayla bir yere varamayız. Bu politikayı Kıbrıs'ta bile bunu yaptık. Bulgaristan'da dahi bir Türk partisi vardı, orada bile ayrımcılık yaptık. Türkiye'nin bu politikadan vazgeçmesi lazım. Yani bu hükümetin vazgeçmesi lazım. Bizim olaya biraz daha büyük ölçüde bakmamız lazım. Aslında bir yerde galiba, yani bana göre Türkiye'yi biraz önemsemiyor musunuz? Yani Türk 1948'de İsrail kuruldu. Filistin sorunu o zamandan beri var. Ne Amerika ne Rusya ne Soğuk'ta hiçbir şey halledemedi. Türkiye ne yaptı ki o iki topluluk arasında, İsraillerle Filistinler arasında ne yaptı ki bir sorunuz çözsün? Çözemedi ki hiç. Ama en azından sözü dinlenen bir ülkeydi. Tarafsızlığına inanılan bir ülkeydi. Böyle itibarsızlaştırılmamıştı. Bakın birçok noktada eskiden Türkiye davet edilirdi. Şimdi Türkiye davet edilmiyor. Türkiye'nin itibarı söz konusu. Suriye ile ilgili karar alınıyor. Türkiye o masada yok. Yani ne oluyor ki de daha önemlisi Türkiye'de artık masada sözü geçen itibarlı ülke olmaktan çıktı. Benim üzüldüğüm nokta o. Türkiye bu coğrafyada çok önemli bir devlet. Türkiye yok kabul edilerek bu coğrafyada hiçbir dünya devleti hesap yapamaz.
Ama Türkiye komşularına terör ihraç eden bir ülke görüntüsü verir ise Türkiye o zaman tüm ülkeler tarafından dışlanır. Bugün G20'de onu yaşadık. Paris'teki toplantıda onu yaşadık. Benim üzüntüm o. Türkiye'yi yönetenlere de şunu söylüyorum. Irak'ın iç işlerine müdahale edip Haşimi ile şu andaki Başbakan Maliki arasında siz taraf olmayın. Biz Irak'ı karşımıza muhatap alalım. Diğer tarafta gidip Filistin davasında El Fetih ile Hamas arasına girmeyelim. Onlar bir mücadelesini veriyorlar. Biz İsrail ile Filistin arasındaki konuda gidip de akıl yolunu tarif edelim. Bugüne kadar geldiğimiz gibi. Yani buna benzer birçok örnek var. Türkiye'nin dış politikasındaki çıkması bu. Bundan vazgeçmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak o bölgeyi ziyaret ettik Sayın Kılıçdaroğlu'yla. Ve Mısır'a da Irak'a da. Irak'ta bizi eleştiren hükümet yetkilileri bugün Irak'a girmek için çaba sarf ediyorlar. Şimdi biz bu görevi yaptık. Biz bunu Türkiye için yaptık. Türk hükümetini eleştirmedik. Orada Türkiye'yi hiçbir zaman hükümet şunu yap, bunu yaptı demedik. Nasıl bu dostluklarımızı geliştirebiliriz? Burada iş adamlarımız iş yapıyor. Bunların önü kapandı. Nasıl açabiliriz dedik. Onlar da sağ olsun tabii ki dediler. Biz yani muhalefetteki bir iktidar gibi davrandınız. Tabii ki biz sorumlu bir muhalefet gibi davrandık. Dediler ki onların bize söylediği şu. Bizim Türk halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Türk halkını çok seviyoruz. Yeter ki bizim iç işlerimize Mısır'da müdahale etmeyin. Mısır'da da böyle söylediler. Mısır'da da bunu söyledi. Mısır'da tüm tarafları gezdik. Bakın. Acaba şey şöyle demiş olabilirler mi? Yani gülmek için. Biz Türk halkını çok seviyoruz ama kendi halkımızı sevmiyoruz. Onun için darbe yaptı falan da dediler mi? Şimdi bakın orada. Şakası yani. Tabii esprisine. Biz orada bir tarafa gitmedik. Müslüman kardeşleri de ziyaret ettik. Diğer grupları da ettik. Hiçbir grubu ayrım yapmadık. Bu bizim görevimiz. Türkiye'ye karşı yükselen o büyük muhalefeti, halk muhalefetini bir nebze de nötrledik. Biz olumlu ve yapıcı bir muhalefet görevimizi yaptık. Biz iktidara burada çok büyük katkı verdik. Bugün bizim açtığımız yoldan iktidar, AKP iktidarı Irak'a girmeye çalışıyor. Irak'la temasları tekrar kurmaya çalışıyor. Bu bizim yapıcı görevimiz. Demokrasinin nimeti bu zaten. Demokrasi bu. Bunda da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin komşulara normalleşmesi için elimizden gelen Amerika'dan ne yapacaksınız? Amerika'dan bir de şeyi anlamak istiyorum yani. Şimdi siz ana muhalefet partisinin bu konulardaki beyinlerinden birisiniz. Amerika'nın dünyanın patronu olması, çağdaş Roma İmparatorluğu gibi iktidar olan bir Amerika'yı ziyaret ediyor. Olmak isteyen ziyaret ediyor. Amerika çok mu etkili? Amerika etkili bir devlet. Bunun etkili. Yani Türkiye'nin iç politikasında. Türkiye'nin iç politikasında değil ama bölge coğrafyası da çok etkili bir devlet. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Ama şunu da unutmayalım ki biz bu senenin Ocak ayında bir büyük dünya devletini daha ziyaret ettik. Çin'i ziyaret ettik. Evet. Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak gittik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi uluslararası alanda sözü geçen, ağırlığı olan bir parti. Çok önemli tabii. Evet, Çin Komünist Partisi bize üst düzeyde devlet protokolüyle karşıladı. Ve orada Komünist Partisi'nin yönetim kurulu üyeleriyle... O zaman pardon sözünüzü kesiyorum. Çin'den füze alımını destekliyorsunuz. Çin'le ilişkileriniz iyi olduğuna göre. Çin'den füze alımı konusunu desteklemiyoruz. Bir kere Türkiye'nin kendi bir silah envanteri var. Onunla uyum içerisinde olmalı. Yani böyle bir ülkeyle ilişkileriniz biraz rölantiye geldi diye tavır koyamazsınız. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Sanıyorum hükümet de bu konuda da çark edebilir. Çok da güvenmiyorum. Her an vazgeçebilirler. Çok rahat çark ediyorlar çünkü. Çark edebilirler. Şey Amerika konusuna tekrar izin verirseniz dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan ziyareti öncesinde bir altyapı hazırlığı değil mi sizin ziyaretiniz Amerika'da? Evet, programa... Peki Amerikan yönetiminin şu andaki kararsızlığı herhalde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da değerlendiriliyor. Gerçekten biraz evvel söylediğiniz gibi. Yani İran'la yakınlaşma, Amerika'nın içine tepkilere sebep oluyor. Özellikle İsrail'in tepkisine ve Amerikan kamuoyuna egemen olan İsrail yanlarının tepkisine sebep oluyor. Bir şeyde Suriye'de Obama, Putin'in çizgisine girdiği için eleştiriliyor. Yani o süper devlet görünüm Amerika'nın galiba hafif yok olmakta.
Amerika'nın süper devlet görünümü ne olur bilmem. O Amerika'nın kendi sorunu. Ona girmek istemem. Ama bir şey söyleyeyim ki bizim dış politika anlayışımız dünya tarafından kabul gördü. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu bundan 1,5 sene önce ortak yani tarafların Suriye politikası tarafların bir araya gelip bir toplantı yapması gerektiğini söyledi. Dünya 1,5 sene sonra buraya geldi. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasının öngörüsüdür. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun öngörüsüdür. Bizim söylediğimize dünya devletleri, Rusya, Amerika, Fransa ve diğer taraflar 1,5 sene sonra bu noktaya geldiler ve bizim politikalarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişi var. 90 yıllık bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çin tarafından, Irak tarafından, Mısır tarafından, Amerika tarafından, Avrupa Birliği tarafından kabul görmesi tabii ki önemli bizim için. Tabii. Köklü bir partinin dünyaya bakış açısını biz Türkiye ortaya koyuyoruz. Türkiye için de önemli yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ve izlediğimiz politikaları o ülkelerde görüyorlar. Ve bizim o ülkelere bir noktada da onların davetlisi olarak gidiyoruz biz. Yani biz eğer bu kadar bu coğrafyada politikalarımız etkili olmasa herhalde bizi oraya çağırmazlardı. Bu bizim için önemlidir. Ama unutmayalım ki biz Türkiye için gidiyoruz. Türkiye'nin çıkarları için gidiyoruz. Türkiye'nin kaybolan o stratejik önemini orada tekrar ortaya koymak için gidiyoruz. Biz hükümeti eleştirmeye gitmiyoruz. Türkiye önemli bir devlet. Türkiye bu coğrafyada yapılacak herhangi bir konuda, olayda göz ardı edilemeyecek bir devlet. Bunun önemini vurgulamaya gidiyoruz. Keşke diğer partiler de gitseler, Türkiye'nin bu önemini arttırsalar ve anlatsalar. Bu Türk halkının çıkarınadır ve Türkiye'nin çıkarınadır. Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Çözüm süreciyle ilgili üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Son açıklanan bir paket vardı. Demokrasi paketi. Ama demokrasi paketi demeye 1000 şahit lazım. Demokrasi taksitle verilmez. Hükümet yetkilileri şunu söylüyorlar. İşte arkası gelecek, arkası yarın gibi şeyler oldu. Demokrasi uluslararası bir kriteri vardır. O ya vardır ya yoktur. Demokrasi iktidarın, AKP'nin verdiği kadar bir demokrasiyle yetinin deme hakkı da yok. Bugün hükümetin yaptığı, ben size bu kadar veriyorum, bununla yetinin. Ama demokrasi böyle bir şey değildir ki. Mesela AK Parti'yi zorlasanız o vermedikleri şeyi bu anayasa değişikliğinde sizin desteğinize vermeye zorlasanız bunu niye yapmıyorsunuz? Sayın Barlas, demokrasi paketiyle AKP'nin o açıkladığı konular Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanun olarak parlamento gündeminde bekleyen maddeler. Bizim onlara söylediğim şu, ya sizin bu söyledikleriniz bizim kanunlarımızın kötü bir kopyası. Gelin bu konuyla ilgili kanun tekliflerimiz var parlamentoda. Anayasa değişikliği var. Mesela anayasa değişikliği, var. Bakın anayasa değişikliği daha zor olabilir. Ama kanun teklifleri çok basit. Gelin beraber bizim verdiğimiz kanun tekliflerine siz de aynı mealde kanun teklifi verin. Bizimkiler eksik kalıyorsa bizimkilere içerisini de güçlendirin. Veya biz onların içerisini güçlendirelim. O bölgedeki vatandaşlarımızın sorunlarını çözelim. Anlıyorum. Neden biz bir bölgemizdeki vatandaşımızın sorunlarını Kandilli, İmralı arasında pazarlık masasına oturtuyoruz? Yani diyelim ki Tayyip Erdoğan'la Abdullah Öcalan anlaşamadılar. Yani ben o bölgedeki Kürt vatandaşlarım hakkını vermeyecek miyim? Niye ben bekletiyorum? Bence vatandaşlarımızın hakkını ne Kandil'in ne İmralı'nın tek eline bırakmamız lazım. Efendim, çok teşekkür. Sayın izleyiciler gördüğünüz gibi yani iktidarla muhalefet arasındaki görüş ayrılığı özellikle dış politikada çok yoğun. Dilerim uzlaşıp görüşerek bütün bunlar çözüm yoluna bağlanır. Çok teşekkür Sayın Ben Toprak. Teşekkür ederim. İyi akşamlar değerli izleyiciler.